Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Tonguç Akademi'den herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok heyecanlıyım çünkü bu sene 6. sınıf olduk. Din, kültür ve ahlak bilgisinde yine sizlerle beraberiz. 1. ünitemizde peygamberler ve ilahi kitap inancıyla başlayacağız. Hadi bakalım, vakit kaybetmeyelim o zaman. Bismillah diyelim. Evet, o zaman ilk konumuz gelsin bakalım. Allah'ın elçileri, peygamberler. Peygamber ne demek? Önce onunla başlayalım. Peygamber arkadaşlar, Allah'ın buyruklarını, bu emirlerini insanlara iletmekle görevli seçilmiş kimseye deniliyor. Peygamber, nebi, resul, elçi kavramlarıyla da ifade ediliyor. Nübüvvet ve risalet kavramları var. Onlardan da bahsedelim. Nübüvvet, peygamberlerin Allah'tan vahiy alması ve bu vahiyleri insanlara iletme makamı deniliyor. Risalet ise peygamberlerin Allah ile insanlar arasındaki elçilik vazifesine deniliyor. Yani biri makam diyelim, biri de vazife diyebiliriz. Bu arada nebi ve resullere de konuşacak olursak, nebi de peygamber demek, resul de peygamber anlamına geliyor, elçi de peygamber anlamına geliyor. Ama nebi daha çok kitap gönderilmeyen peygamberler, suhuf ve kitap gönderilmeyen peygamberler için kullanılır. Resul kendisine kitap gönderilen peygamberler için kullanılır. Evet. Biliyorsunuz 6 tane imanlı şart var. Bunun artık adı neydi? İslam'ın inanç esaslarıydı. Amentü diye ifade edilen esaslar. Bu esaslarda 6 tane esastan bahsediliyor. En başta Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak geliyor. Ardından meleklere inanmak geliyor. Ve sonra bakın, peygamberlere iman geliyor. Ahirete iman, kader ve kazaya iman ve kitaplara iman geliyor. Yani peygamberlere inanmak imanın şartlarından, İslam inanç esaslarından biridir. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyuruyor: biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak, müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur ayeti. Allah'ın her ümmete mutlaka peygamber gönderdiğini, bir yol gösterici gönderdiğini ifade ediyor. Hazreti Adem'le başlayan peygamberlik halkasının son zinciri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir arkadaşlar. Yani Hazreti Adem'le başlamıştır. İlk peygamber ve ilk insandır kendisi. Hazreti Muhammed de son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerden 25 tanesinin ismi geçer biliyorsunuz. Ama biz biliyoruz ki 25'ten daha fazla peygamber var. İsmi geçmiyor diye peygamber saymıyor değiliz. 124 bin ile 224 bin gibi bir rakamdan bahsediliyor peygamber sayısı olarak. Kur'an'da adı geçen peygamberler isimleri burada arkadaşlar. Bakalım, Hazreti İdris, Hazreti Lut, Hazreti Yakup, Hazreti Musa, Hazreti Zülkif, Hazreti Zekeriya, Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf, Hazreti Davud, Hazreti Yunus, Hazreti Yahya, Hazreti Hud, Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim'in oğludur arkadaşlar. Hazreti Şuayb, Hazreti Süleyman, Hazreti İlyas, Hazreti İsa, Hazreti Salih, Hazreti İshak da Hazreti İbrahim'in oğludur. Hazreti Harun, Hazreti Musa'nın kardeşidir. Hazreti Eyyub, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın babasıdır arkadaşlar. Bakın, evet, burada geçti ismi. Hazreti Elyasa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Burada tabii ki liste karışık olarak verilmiş, gönderiliş sırası değil. Çünkü ilk peygamber kim? Hazreti Adem. Şöyle ilk yazalım. Hazreti Adem, son diyelim. Hazreti Muhammed'le peygamberlik halkası sona eriyor. Peygamberlerin özellikleri ve görevleri nelerdir peki? Yani niçin peygamber gönderilmiştir? Arkadaşlar, peygamberler en başta insanları doğru yola iletmek için gönderilmiş. Allah'ın emirlerini ve insanları doğru yola iletmekle, o vahiyleri ulaştırmakta görevlidir. Peygamberlerin çok zorlu görevinde onların sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Diğer insanlara göre mutlaka sahip olması gereken özelliklerdir bunlar. Bu özellikler sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğdir. Sıdk, peygamberlerin doğru sözlü olmaları, yani sözü doğru olan insanlardır. Asla yalan söylemezler. Tüm peygamberler gerek konuşmalarında gerek davranışlarında tutarlı olmuşlar. Yani söyledikleriyle davranışları aynı olmuştur.
yalan söyleyen ya da toplum içinde güvenilir olmayan bir peygamber düşünülemez değil mi? Doğru söylemese o zaman insanlar onun getirdiği vahye ya da peygamberliğine de inanamaz, sorgulardı. Bir diğer sıfatımız emanet sıfatı, yine peygamberler için oldukça önemlidir. Tüm peygamberler güvenilir insanlardır. Onlar kendilerine emanet edilen bir eşyayı ya da kendilerine verilen bir sırrı güvenle taşımışlardır. Ki biliyorsunuz en önemli görevleri peygamberliktir. Yani Allah kendilerine böyle bir emanet yüklemiştir. Peygamberlik görevlerine de sadık olmuşlardır, sahip çıkmışlardır. Nitekim Hazreti Muhammed Aleyhisselam da Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem de yaptığı anlaşmalara sadık kalmış, eşyalarını insanlar gelip ona emanet ediyorlarmış. Bu yüzden yaşadığı toplumda insanlar ona Muhammedül Emin, El Emin lakabını vermişti. Güvenilir Muhammed anlamına geliyordu değil mi? Bir diğer sıfatımız tebliğ sıfatı. Tebliğ ne demek? Duyurmak, iletmek anlamlarına geliyor. Peygamberler aldıkları vahyi insanlara olduğu gibi değiştirmeden aktarmakla görevlidir. Yani üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan insanlara iletmekle görevlidir. Peygamberler insanların inanıp inanmamalarından sorumlu tutulmayacaklardır. Sadece insanlara iletmekle görevli. Yani insanların üzerinde bir bekçilik yapma hakları ya da görevleri olmamıştır. Bir diğer sıfatımıza bakalım. İsmet sıfatı arkadaşlar. İsmet de günah işlemekten kaçınmak, günahlardan uzak durmak demektir. Peygamberler Allah tarafından sürekli gözetim altında tutulan, yanlış bir şey yaptıklarında hemen uyarılan kişiler olmuşlardır. Bu yüzden hiçbir peygamber günah işlememiştir. Zaman zaman zelle denilen küçük hataları olmuşsa da bunlar hemen Allah tarafından uyarılıp düzeltilmiştir. Son sıfatımız fetanet arkadaşlar. Peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları demektir. Peygamberler akıllı ve zeki kişilerdir. Onlar kendilerine gelen vahyi hemen anlayarak hayatlarında uygulamışlar ve vahyi de insanlara anlayabileceği şekilde en güzel şekilde, açıklayıcı şekilde anlatmışlardır. Peygamberler mesela onlara, insanların o kendilerine sorduğu zor sorulara da akıllı yöntemler, akıllı cevaplar vererek insanları kolayca ikna etmişlerdir ve onları doğru yola bu şekilde davet etmişlerdir. Bu sıfatları ezberlemenizi istiyorum. Sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ şeklinde ezberliyoruz. Hemen böyle sıdk, doğru söz olmak, emanet, güvenilir olmak, tebliğ, Allah'tan aldığı mesajları insanlara bildirmek, ismet, günah işlemekten kaçınmak, fetanet, akıllı zeki olmak diyoruz. Hadi bakalım. Bakalım şimdi bu kısmı geçiyoruz. Zaten ne dedik? Peygamberlerin doğru olması sıdk anlamına geliyordur. Asla yalan söylememişlerdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatı Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed demekti. Güvenilir Muhammed anlamına geliyordu. Muhammedül Emin ya da El Emin değil mi? Mesela Müminin suresinde Allah ne diyor? Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler diyerek peygamberlerin ne kadar güvenilir olduğundan bahsediyor. Burada da akıllı ve zeki olmalarından bahsetmiştik. Günah işlemekten korunmuş olmaları, ismet sıfatından bahsettik. Peygamberler ne yapmışlardır? Asla günah işlememişlerdir. Ve tebliğ olduğu gibi hiçbir şekilde ayetler üzerinde değişme yapmadan insanlara ulaştırması. Ne diyor ayette? Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun mesajını iletmemiş olursun diyerek tebliğ görevine dikkat çekiyor. Peygamberlerin görevlerini kısaca dediğimizde iletme, açıklama, uygulama ve davet diyebiliriz. Bir de mucize olayı var. Mucize peygamberlerin Allah'ın iznine bağlı olarak gösterdikleri olağanüstü olaylar, hallerdir. Mucizeler peygamberler istedikleri zaman değil, Allah istediği zaman gerçekleşir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de çeşitli mucizeleri vardır. Diğer peygamberlerin de mucizeleri olmuştur. Ancak Hazreti Muhammed'e verilen mucizelerin en büyüğü nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü benzerini şimdiye kadar hiç kimse ne yapamamıştır? Yazamamıştır veya yapamamıştır, onu değiştirememiştir. Peygamberler çeşitli özellikleriyle biz insanlara güzel örnekler olmuşlardır. Zaten bunun için Allah onları bize gönderiyor değil mi? Peygamberler Allah'tan aldıkları emir ve yasakları eksiksiz bir şekilde yerine getirmiş ve insanlara davranışlarıyla, ayetleri yaşayarak, vahyi temsil ederek örnek olmuşlardır. Peygamberlerin hepsi güzel ahlakın her alanında örnek olmakla beraber bazı özellikleriyle daha çok ön plana çıkmış. Mesela Hazreti Eyüp Aleyhisselam
Aleyhisselam hayatının bir döneminde hastalıkla ciddi bir mücadele etmiş ve sabretmiş bu hastalığa. Asla isyan etmemiş. Allah'ım neden bana bu hastalığı verdin diyerek şikayette bulunmamış. Bu yüzden Hazreti Eyüp Aleyhisselam sabrıyla ön plana çıkmış bir peygamberdir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam çok yakışıklı, çok güzel, alımlı bir gençti. Kendisine çirkin tekliflerde bulunan kadınları reddederek, asla onların o çirkin teklifine yaklaşmayarak iffetli ve güzel ahlaklı olmasıyla Kur'an'da övgüyle bahsedilmiştir ondan. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de hayatına baktığımızda peygamber olmadan önceki veya sonraki döneminde de onun ne kadar güvenilir olarak tanındığını görüyoruz. Yani biz de onun güzel ahlakında güvenilir olmasıyla ön plana çıkmasından dolayı hayatımıza güvenilir olmaya özen göstermeliyiz. Evet, şimdi gelelim vahiy ve vahyin gönderiliş amacına. Vahiy ne demekmiş? Önce ona bakalım. Vahiy gizli konuşma. Gizli ve süratli, yani hızlı olarak bildirmek, göndermek, işaret gibi anlamlara geliyor. Terim anlamı ise peygamberler aracılığıyla insanlara nelere uyup nelerden uzak durması, sakınması gerektiğini bildiren ilahi mesajlar. Ve bu mesajların, ilahi bilgilerin gönderiliş tarzına vahiy deniliyor. Vahiy biz insanlar için rahmettir. Yani Allah'ın insana duyduğu merhamet ve şefkatin göstergesidir. Allah insana sevdiği ve ona doğru yolu iletmek istediği için ne yapıyor? Vahiy gönderiyor, peygamber gönderiyor ki insan doğru yolunu bulsun. Bir fener gibi yolunu aydınlatıyor vahiy, değil mi? Rehberdir. Yani mesela biz bir yere gittiğimizde rehbersiz gezdiğimizde hiçbir şey anlamayız, değil mi? Oraya gittik, oranın önemini hiç farkında olmayız ama bir rehber olsa, bize orayı anlatsa daha anlamlı hale gelir. Dünya hayatında dahi yaşarken Kur'an-ı Kerim ya da vahiyler bizim yol göstericimiz, rehberimiz olmuştur. Şifadır. Kalbimize, ruhumuza şifadır. Delildir. Allah'ın varlığına delildir. Açıklamadır, değil mi? Yolu aydınlatan bir ışıktır vahiy bizler için. Peki, neden vahiy gönderir Allah? En başta Allah'ın birliğini ve tekliğini ifade etmek için, yani tevhid inancını kuvvetlendirmek için, insana kulluk görevinin hatırlatılması için, insanın yalnızca akılla ulaşamayacağı konularda da insanı bilgilendirmek için. Yani mesela biz bu alemde yaşıyoruz ama bir de duyular ötesi alem var, değil mi? O alem hakkında bilgi edinebiliyor muyuz? Hayır. İşte ahiretle ilgili, meleklerle ilgili, işte cennet cehennemle ilgili ya da işte gelecekle ilgili sorgularımızı, suallerimizi bize vahiy ile bilgilendiriyor Allah. Evet. İlahi kitap ve suhuf konusuna geldik. Şimdi ilahi kitap ne demekmiş? Allah'ın peygamberlerine indirdiği vahyin bütünü, kitaba deniliyor. Suhuf ise ilahi mesajlar taşıyan kutsal sayfalara deniliyor. Yani kitap olmamış, sadece sayfalara suhuf deniliyor. Sayfanın çoğulu suhuftur. Peygamberlere verilen sayfalara bakalım, suhuflara bakalım. Hazreti Adem'e 10 sayfa. Hazreti Şit, Hazreti Adem'in oğludur. Bu Kur'an-ı Kerim'de adı geçmez ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize onun peygamber olduğunu ve 50 sayfa gönderildiğini haber veriyor. Hazreti İdris'e 30 sayfa, Hazreti İbrahim'e 10 sayfa gönderilmiştir. İlahi kitaplar 4 tanedir arkadaşlar. Tevrat, Hazreti Musa aleyhisselama gönderilen ilk kutsal kitaptır. Zebur, Hazreti Davut aleyhisselama gönderilmiştir. Daha sonra Tevrat ve Zebur birleştirilmiştir. İncil, Hazreti İsa'ya gönderilmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim kutsal kitap, son kitap, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderilmiştir. Evet, şimdi ilahi kitaplardan, Kur'an-ı Kerim'den bahsedelim. Tevrat, Zebur ve İncil'in sonuncusu, yani Kur'an-ı Kerim ilahi kitapların sonuncusudur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilmiş, indirilmiştir ve bütün insanlığı ilgilendirir. Dili Arapça olarak indirilmiştir. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onu anlaması için o dilde, yani o toplumu gönderilen peygamber ve toplum hangi dili konuşuyorsa o dilde gönderilmiştir. Dili Arapçadır bu yüzden. Günümüze kadar değişikliğe uğramadan gelmiştir. Mesajları evrensel, yani bütün insanlığı ilgilendirir. Tek bir millete, bir insanlığa, bir ırka özel değildir. Kur'an'da inanç esaslarından bahseder, ibadetlerden bahsedilir ve güzel ahlaktan bahsedilir. Peygamberlerin kıssalarından, önceki ilahi kitapların içeriğinden örnekler verilir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında mushaf haline, yani kitap haline getirilmiş. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde de Kur'an-ı Kerim çoğaltılmıştır. Kur'an'ın tamamını ezberleyenlere hafız denilir arkadaşlar. Evet, şimdi
Gelelim Hazreti Adem'e. Arkadaşlar Hazreti Adem hakkında bilmemiz gerekenler ilk insandır kendisi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah-u Teala Hazreti Adem'i yaratıyor ve sonra ona eş, arkadaş olması için Hazreti Havva'yı yaratıyor. Ve ikisini cennete yerleştiriyor. Ama cennete girmeden önce bütün melekleri Hazreti Adem'in karşısına getiriyor ve Hazreti Adem'e saygı duymalarını, secde etmelerini istiyor. Hazreti Adem'in karşısında melekler secde ediyor. Ancak şeytan orada ben ateşten yaratıldım, topraktan yaratılan bir varlığa secde etmem diyerek asi ve kibirli davranıyor. Kendini üstün görüyor ve Allah'ın emrini çiğniyor. Ve bu yüzden Allah şeytanı huzurundan kovuyor. Şeytan da kıskançlıktan dolayı cennete yerleştirilen Hazreti Adem ve Havva'yı sürekli işte yoldan çıkarmanın yolunu düşünüyor. Yani nasıl yapabilirim diyerek, onları nasıl kandırabilirim diyerek bunu düşünüyor. Allah Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı cennete yerleştirirken onları bir ağaç konusunda uyarıyor. Diyor ki cennet nimetlerinden dilediğiniz kadar faydalanabilirsiniz ama sadece şu cennetteki şu ağaca yaklaşmayın diyor. Aynı zamanda Allah şeytana karşı her ikisini de yani Hazreti Adem'le Hazreti Havva'yı da uyarıyor ve onun sözüne asla inanmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Sonra işte şeytan cennetteyken bir gün onların yanındayken geziyor. Diyor ki biliyor musunuz diyor. İşte o ağacın meyvesinden yerseniz bu güzel cennette sonsuza kadar yaşayabilirsiniz. Allah sizin bu cennette sonsuza dek kalmanızı istemediği için o ağacı yasakladı diyor. Ve tabii orayı çok beğenen, cenneti görüp aşık olan Hazreti Adem ile Hazreti Havva bir anlık boşluklarına denk geliyor. Ve şeytana uyuyorlar. O ağacın meyvesinden yiyorlar. Böylece Allah onların emrini çiğnediği için onları ne yapıyor? Onları cennetten çıkarıyor. Her ikisini de beraber yeryüzüne gönderiyor. Ardından Hazreti Adem ve Hazreti Havva ve şeytan da yeryüzüne gönderiliyor. Çok pişman oluyorlar yaptıklarından. Tövbe ediyorlar. Allah'tan af diliyorlar. Allah onların o samimi tövbelerini kabul ediyor ve yeryüzünde artık yaşamaya başlıyorlar. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dır ve onların çocukları derken bu şekilde insanlık çoğalmış oluyor. Evet, şimdi gelelim kunut dualarına arkadaşlar. Kunut duaları, bunlar dua özelliklerine sahipler. Kunut ne demek? İbadet etmek, boyun eğmek gibi anlamlara geliyor. Şimdi hemen kunut duası 1 ve 2'ye bakalım Türkçelerine. Allah'ım senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz, sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. İkinci kunut duasında da Allah'ım biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır diye iki tane duamız var. Şimdi kunutlar baktığımızda arkadaşlar sözlükte ibadet etmek ya da boyun eğmek, ayakta durmak anlamlarına geliyor. Vitir namazının 3. rekatında tekbir aldıktan sonra rüküye gitmeden önce hemen kunut dualarını okuyoruz ve ondan sonra rüküye gidiyoruz. Bu duayla Allah'a güvenimizi dile getiriyoruz. Ne diyoruz? Yalnız sana güveniriz, yalnız sana inanırız, yalnız sana şükrederiz. Ve ibadetleri yalnızca Allah için yaparız. Nimetlere sadece Allah'tan geldiğini biliriz. Asla inkar etmeyiz diyoruz. Yalnızca Allah'a kulluk ederiz ve secdeyi de sadece Allah için yaparız. Yani Allah'tan başka hiçbir varlığa secde etmeyiz. Başka hiçbir varlığa tapmayız. Bunun vurgusunu yapıyoruz. Ve Allah'tan rahmetinin devam etmesini diliyoruz. Peygamber Efendimiz vitir namazının da bu duanın okunmasını tavsiye etmiştir. Ve Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimiz dualar içerisinde yer alıyor. Vitir namazında okunan bu kunut duaları da. Ama namaz dışında da hani yardım dilemek için Allah'a dua etmek için de kunut dualarını okuyabiliriz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bugün sizlerle çok güzel konulardan bahsettik. Hemen şimdi ödülü sorumu da veriyorum. Kur'an-ı Kerim kim zamanında mushaf haline getirilmiştir?
Cevapları yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.